Önceki videolarda umuyorum ki Gibbs serbest enerjisi ile ilgili genel bir bakış kazandık. Bu videoda biraz daha detaya inerek bu formülün diğer türevlerine bakacağız. Bunun için elimizde entropi değişimi aynı olan iki sistem olması gerekiyor. Bunun nasıl olduğunu anlatmak için hemen bir PV diyagramı yani basınç hacim şeması çizelim. Burada iki sistemi karşılaştıracağız. Bunlardan biri düzenli ve tersinir bir sistem, diğeri ise istemli ve tersinmez bir sistem olsun. İkisinin de başlangıç noktasını çizelim. PV diyagramında bu noktadan bu noktaya gittiklerini varsayalım. Buna geçmeden önce ilk olarak tersinir ve tersinmez süreçlerin ne olduğunu hatırlayalım tersinir süreçlerde tepkimenin önünde hiçbir engel olmadığından ve tepkime dengeli hale yakın olduğundan tepkime de geri gitmemiz mümkündür. Bunu tepkimenin hiçbir zaman ileri veya geri gitmeyeceği şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki doğada böyle bir şey olmasa da tepkimeler de hareket eder. O yüzden bunun işimize yarayacak bir teori olduğunu düşünüyorum. Buraya birkaç tane piston çizeyim. Burası tersinir süreci, diğer pistonda tersinmez süreci ifade etsin. Bunları yazsam iyi olacak. Burası tersinir süreç, burası da tersinmez süreç. Buranın istemli olduğunu da söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Gibbs serbest enerjisinde bu önemli bir kavramdı. Yani bütün istemli tepkimelerin tersinmez olduğunu söylememiz mümkün. Dediğim gibi tepkimelerin bu halden buradaki hale geçmesi gerekiyor. Tersinir süreci gösteren pistonumuzda bu şekilde küçük bir kapak bulunur. Bu kısımda basınca sebep olan gaz var. Burada da birkaç tane çakıl taşı olsun. Çakıl taşlarını tek tek çıkardığımızı varsayalım. Bunu yaptığımızda pistonumuz, daha doğrusu buradaki kapak yukarı doğru çıkar. Basınçtan dolayı yukarı çıkar ancak yukarı çıktıkça basınç gittikçe düşer. Çünkü buradaki yüzey genişlediğinden gaz molekülleri yüzeye daha az çarpar. Bu durumda da hacim gittikçe artar. Oldukça küçük boyuttaki taşları dışarı çıkarttıkça ki bunu oldukça yavaş bir şekilde yapmamız gerekir. Çünkü daima dengeli hale yakın kalmamız lazım. Bu durumda bu halden buradaki hale geçmiş oluruz. Hatta bunu Carnot çevriminin ilk aşaması olarak da düşünebiliriz. Bu durumda iki pistonun da T1 sıcaklığındaki sonsuz bir sıcaklık kaynağının üstünde olduğunu varsayalım. Bu sayede sıcaklık sabit kalır. Yani bir izotermde hal değiştirmiş oluruz. Çünkü bu taşları adiabatik bir ortamda dışarı çıkarsaydık buradaki sıcaklık azalırdı ve iş yapıldıkça da ortalama kinetik enerjimiz düşerdi. Ancak buradaki örnekte aşağıda bir ısı kaynağımız var. Bu durumda ısı sistemimize aktarılmış olur. Bunu QR olarak adlandıralım. Buradaki R tersinir anlamında Dediğim gibi ısı kaynağı olmasaydı sıcaklık azalırdı. Ancak ısı kaynağımız sayesinde buraya daima ısı aktarılır. Bu aslında Carnot çevriminin ilk aşaması. Bir izotermde şöyle yer değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Burada hala tersinir süreçten bahsediyorum. Burada her tepkime halini her bir noktada çizebilmemizin sebebi de tersinir süreçlerin neredeyse durağan olması yani daima dengeli hale yakın olduklarını söyleyebiliriz. Tersinir dediğimde de buradaki pistonla silindir arasında sürtünme olmadığını anlayabilirsiniz. Yani taşı geri koyduğumuzda önce yerine geri döner. Bu durumda sürtünmeye bağlı ısı oluşmayacağından enerji kaybı yaşanmaz. Yani tersinir sürecin grafiği bu şekildedir. Aslında diğer grafiği çizmeme gerek yok. Tersinmez sürecin nasıl olacağını tahmin edebiliriz o aslında diğer şekle benzer ve böyle görünür. Aynı şekilde burada da gaz molekülleri var. Ancak karşılaştırma yapabilmemiz için şuradan şuraya geçmek için çakıl taşlarını tek tek çıkarmak yerine buraya daha büyük taşlar koyalım. Bu taşlardan birini çıkardığımızda da bu halden buradaki hale geçtiğimizi varsayalım. Bu durumda işler biraz karışır. Dengeli hale geri dönerken bu halden bu hale geçtiğimizi söyleyebilirim tersinmez süreçlerle ilgili unutmamamız gereken başka bir önemli unsur da burada sürtünmenin olması. Aslında doğadaki bütün süreçler tersinmezdir. Piston'daki kapak yukarı çıktıkça pistonun yan tarafına değer ve burada sürtünmeye bağlı ısı oluşur. Bunu da QF şeklinde gösterelim. Buradaki F sürtünme anlamında. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. İlk örnekte sistemdeki sıcaklığı sabit tutmak için buraya QR eklemiştik. Bu durumda QR değeri ne olur? Buradaki IR tersinmez anlamında. Yani bu sistemin sabit bir T1 sıcaklığında kalması için ne kadar ısı ilavesi yapılması gerekir? Tersinir süreçtekinden daha mı çok yoksa daha mı az ısı ilave edilir? Piston hareket ettikçe burada ısı açığa çıkar. Ancak bu adyabatik bir süreç olsaydı burada diğer örneğe kıyasla daha az ısı kaybı yaşanırdı. Yani bu pistonu T1 sıcaklığında tutmak için daha az ısıya ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi izotermde bu noktaya geçmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bu noktada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta bu noktada dengeden çıktığından buradaki yolu tanımlamamız da mümkün değil. Bu yüzden bunu tam olarak bilemeyiz ancak pv diyagramının bu noktasında yeniden görüldüğünü biliyoruz fakat bu noktada sürtünmeye bağlı ısı açığa çıkacağından ısı kaynağından gelecek ısıya daha az ihtiyaç duyulur bunu yazsam iyi olacak yani tersinir sürecin ihtiyaç duyduğu ısı miktarı tersinmez sürecin ihtiyaç duyduğu ısı miktarından daha fazladır bunun sebebi de tersinmez süreçte sürtünmenin görülmesi şimdi de bu iki sistemdeki entropi değişimine bakalım Hatırlarsanız iki süreç de burada başlayıp burada noktalanmıştı. Entropide hal değişimini gösteren bir değişken. Bu durumda tersinir süreçteki entropi değişimi, tersinmez süreçteki entropi değişimine eşit olur. Çünkü ikisi de aynı noktada başlayıp aynı noktada biter. Ancak tabii ki entropide de değişim görülür. Sonuçta burada bir halden başka bir hale geçtik. Bundan çok da detaylı bahsetmemize gerek yok. Şimdi size başka bir soru daha sormak istiyorum. Tersinir süreç için evrendeki toplam entropi değişimi ne kadar olur? Burada evreni sistemdeki ısı kaynağı olarak düşünebiliriz. Bunu yazayım fakat farklı bir renk kullanayım. Bu tersinir süreç. Evrendeki entropi değişimi bu durumda tersinir süreçteki entropi değişimi ile ortamdaki entropi değişiminin toplamına eşit olur. Tersinir süreçteki entropi değişimi de eşittir tersinir sürece ilave edilen ısı miktarı. Burası tersinir bir süreç olduğundan burada bu tanımı kullanabiliriz. Evet, bu değeri de T1 sıcaklığına bölüyoruz. Peki, ortamdaki entropi değişimi ne kadar olur? Aslında kaynaktan QR kadar ısı alıyor. Yani bundan QR değerini çıkartmamız gerekir. Burada bir ısı kaynağı olduğundan sıcaklık tabii ki sabit kalır. Yani bunu da T1 sıcaklığına bölmemiz gerekir. Tüm bu ifadede sıfıra eşittir. Sıfıra eşit. İlginç öyle değil mi? Ancak burada bir ekleme yapmakta fayda var. Tersinir süreç için evrendeki entropi değişimi sıfıra eşit olur. Aslında düşündükçe bu oldukça mantıklı. Çünkü tersinir süreçte her iki yöne de gitmemiz mümkün. Tersinir süreç dengeli hale oldukça yakın olduğundan her iki yöne doğru gidebiliriz. Örneğin entropi bu tarafta sıfırdan büyük olsaydı, diğer tarafta doğal olarak sıfırdan küçük olurdu. Bu durumda termodinamiğin ikinci yasasından dolayı diğer yöne doğru gitmemiz mümkün olmazdı. Bence tersinir süreç için sadece sistemdeki değil de evrendeki entropi değişiminin sıfıra eşit olması oldukça mantıklı. Şimdi de tersinmez süreçte bunun ne kadar olacağına bakalım. İlk olarak tersinmez süreçteki entropi değişiminin ne kadar olduğunu bulalım. Bu değerden de ısı kaynağından alınan ısı miktarını yani QIR'yi çıkarmamız gerekir. QIR değerini de daha sonra T1 değerine bölmemiz lazım. Bu durumda buradaki ifade neye eşittir? Unutmayın bu tersinmez ve istemli bir tepkime tersinmez sürecin de aynı şekilde burada başlayıp burada bittiğini söylemiştik. Yani S değerindeki değişim bu değerle aynı olur. Bu durumda S değerindeki değişimin tersinin süreçteki ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ikisi birbirine eşit. Burada sürtülme görüleceğinden tersinmez süreç tersinir sürece göre ısı kaynağından daha az ısı alır. Bunu burada göstermiştim. İşte burada tersinme sürecin ısı kaynağından aldığı ısı miktarını gösteren QIR değeri tersinir süreçte alınan ısıdan daha azdır. Çünkü tersinme süreçte sürtünmeye bağlı ısı açığa çıkar. Yani buradaki sayı şu sayıdan daha küçük olur. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu sayı buradaki sayıya eşitti. Bu durumda buradaki sayı şu sayıdan daha küçük olur tersinmez süreç istemli olduğundan bu denklemin sonucunun sıfırdan büyük olması gerekir. Evet, tersinmez ve istemli süreç için. Birkaç basit işlemle bunu bulmamız mümkün. Bu değer tersinmez sistemin aldığı ısı miktarını ifade eder. Burada çıkarma işlemi var. Çünkü ısı kaynağından alınan ısı miktarından bahsediyoruz. Bu durumda denklemin her iki tarafını da T1 değeriyle çarpabiliriz. Sonuç olarak şu denklemi elde ederiz. T1 çarpı tersinmez sürecin delta S değeri eksi QIR. Hatırlarsanız bunun sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Peki bunu nasıl anladık? İlk önce denklemin her iki tarafını da eksi 1 ile çarpalım. Ayrıca bunun her tersinmez ve istemli süreç için geçerli olduğunu da unutmamakta fayda var. Denklemin her iki tarafını da eksi 1 ile çarptığımızda şu şekilde bir denklem elde ederiz tersinmez sürece ilave edilen ısı miktarı eksi T çarpı tersinmez süreçteki delta S değeri. Bu değerin de sıfırdan küçük olması gerekir. Dediğim gibi bu bütün tersinmez ve istemli süreçler için geçerli. Bu noktada bu denklemin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Çünkü Gibbs serbest enerjisi formülünü yazarken G değerindeki değişimin delta H eksi T çarpı delta S değerine eşit olduğunu söylemiştik bu değerde sıfırdan küçükse bunun istemli bir süreç olacağını belirtmiştik. Bence bu kulağa oldukça mantıklı geliyor. Çünkü bu ikisi birbirine eşit. Arada sadece tek bir fark var. Yukarıda sisteme ilave edilen ısı miktarını yazdık. Aşağıda ise entalpideki değişimi denkleme dahil ettik. Son 3-4 videodur entalpi değişiminin sisteme ilave edilen ısı miktarına eşit olduğunu söylüyoruz. Tabi sabit basınç altında olduğu sürece. Evet, sabit basınç. Yani tersinir bir süreci tersinmez bir süreçle karşılaştırarak aynı sonucu bulabiliriz. Dediğim gibi bu bütün tersinmez ve istenme süreçler için geçerli. Ve eğer sabit basınçlı bir sistem olduğunu varsayıyorsak, burada çiziklerimi göz ardı edebiliriz. Çünkü bu formülün doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü sabit basıncın olduğu durumlarda bu formüle ulaşmamız mümkün. Yani bir tepkime istemliyse buradaki ifade sıfırdan küçük olmalı. Umarım bu konu ilginizi çekmiştir. Videoyu bitirmeden ufak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Termodinamiğin ikinci yasasına göre bütün istemli süreçler için delta S değeri sıfırdan büyük olur. Burada tersinir süreçten bahsetmediğimiz için bunun entropinin formal tanımı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani en azından bu ifadeyi gördüğünüzde delta S değerinin sıfırdan büyük olduğunu hatırlamanızda fayda var. Bunun üzerinde çok durmayacağım. Çünkü bu videoda yeteri kadar ayrıntıya girdiğimizi düşünüyorum. Umarım bu video sayesinde biraz da olsa Gibbs serbest enerjisi formülüne nasıl ulaşabileceğimizi anlamışsınızdır. Çünkü bu sayede tersinir ve tersinmez süreçlerin istenmi tepkimelerle ilişkisini ve bu kavramların entropiye, ısı değişimine ve son olarak entalpiye ne şekilde bağlı olduğunu görebiliriz.